Neden? Her şey pahalı. İstikrarsız olarak her şeye zam yapıyor. Senede bir defa emekli maaşı ya da maaşlara zam yapılacağı için ben de 25'ten aşağı aldım. Tahminim 15 ile 18 arası. Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları devam ediyor. 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret yılbaşından önce belirlenerek kamuoyuna açıklanacak. Zonguldaklara yeni asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sorduk. Alınan rakamlar beklentinin yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Yani şimdi 15 olmalı. Valla bize göre ne olmalı? Bana kalmış olsa 20 de olsa gene yetmez. Normalde bu pahalılığa göre. Ortam çok gerçekten pahalı. Yani hayat pahalı diyorsunuz. Pahalı tabii canım. Paranın değeri yok ki. Sadece adı büyük. Paranın değeri daha yok. Zonguldaklar yaptıkları açıklamada yeni asgari ücret ortalama 25-30 bin civarında olmalı. Hayat pahalı, her gün her şeye zam geliyor dediler. Beklentim bu hükümetin 15-16 bin lira civarında yapacağı, ama insanca yaşamak için Türkiye'de şu an asgari ücretin en azından ölmemek için 30 bin lira olması lazım bu hayat şartlarında. Beyefendi sen Zonguldak'a bak, Zonguldak'ta kiralar ne kadar? İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerdeki asgari ücretle çalışan insanlar ev kiraları 10 bin liradan aşağı, en adi ev yok. Nasıl olacak? 15 bin lirayla, 16 bin lirayla, 30 bin lira olması lazım ki evine bakabilirsin, kirasını verip. Bunların %80'i asgari ücretten çalışıyor mu kardeşim? Madencilerin dışında. Çalışıyor. Bu asgari ücretten burada geçirilmesi mümkün mü sence? Değil. 30 bin lira yapsak asgari ücreti, her şeye o oranda zam gelecek. Bence asgari ücret yerinde dursun da fiyatlara zam gelmesin arkadaşım. Ama asgari ücretin en kötü 20-25 bin aralığında olması lazım yani. Yoksa bu insanların geçimi zor. Allah yardımcısı olsun. Ha biz emekliyiz, bizim zor değil mi? Bizimki de zor. Ha bu da emekli, bu da emekli. Bunların içinde gene en iyi parayı ben alıyorum yani. Ahmet de emekli, herkes emekli. Zaten ülkenin %80'i asgari ücretten geçiniyor. Asgari ücret toplantıları hikaye yani arkadaşım. Bak işçileri bile sokmadılar. Toplantıya 5 dakika kala aldılar ön kapıdan, arka kapıdan çıkarttılar. Adamların görüşleri bile alınmadı. Ne dedi oradaki bir işçi oraya giden? Ya ben çocuğuma peynir alamıyorum dedi. Ya bunun daha başka bir konuşacak yanı da yok. Özeti diyor arkadaşım. Sana başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İnşallah yaptığın ankete bir sonuç olur yani. Bu ekonomik şartlara göre en az 15 bin lira olmalı. En az. Çünkü hayat şartları belli. Buna bakarsan, gönlümüze bakarsan 17-18'den aşağı olmamalı. Çünkü en ufak bir az çorba içiyorsun 50'de ya. Yani bunun başka bir ötesi var mı?